toplumsal etik açısından da çok doğru olmadığına inanıyorum. Bunun altını çizdikten sonra o olayla ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Şimdi olayın başlangıç noktasında ben dün akşam bir yerde söyledim. Millet yani cımbız da çekiyorlar. Başlangıç noktasında okul müdürü öğrenci arkadaşlardan mezuniyet törenine salon yani törenin yapılacağı alanın büyüklüğü kadar bir kontenjan veriyor. Yani her öğrenciye burada formu da var. Her öğrenciye 4 tane kontenjan veriyor ve kimle beraber geleceksin diye soruyor. Olayın başlangıcı okul müdürü, yani bu listede isimlerini verdiğiniz kişiler. Çünkü bizim burada bir kapasitemiz var. Bu kadar kişiyi burada misafir edebiliriz. Başlangıç aşamasında listede ismi olmayan öğrenci arkadaşlarımız listede sayıp yazdığının 2 katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdürü doğal olarak diyor ki ya biz hani bu listedeki isme göre burada bir organizasyon yaptık. Dolayısıyla önce listedeki isimleri alalım. Yer kalırsa sizleri de alırız diye başlıyor tartışma. Ve ondan sonra da arzu etmediğimiz bir boyuta ulaşıyor. Fakat bu olay duyulur duyulmaz ilçe milli eğitim müdürümüz 8 dakika içerisinde olay yerine intikal ediyor ve problemi çözüp çocuklarımızın mezuniyet törenine katılması sağlanıyor. Gelelim mevzuya. Okul müdürümüz olay artık yönetilemez boyuta geldikten sonra söylediği şey, yani yönetmelik ifadesi diye tanımladığı şey, normal okulumuzun eğitim öğretim kısmıyla ilgili yönetmelik. Yani madde onunla ilgili madde. Mezuniyet törenlerini ya da benzeri etkinlikleri bu çerçevede değerlendirmek doğru değil. Nitekim ilçe milli eğitim müdürümüz de geldikten sonra sorunu çözüyor. Dediğim gibi yani yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Beni üzen şey, biz zaten bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacağız. Ama beni üzen şey, yeterince mevzunun detayı araştırılmadan birileri, öğretmen arkadaşlar, üzerinde bizim eğitim kurumu yöneticimiz var. Bir tanesinin yaptığı iş bütün bu güzellikleri bertaraf etti. Sizce bu doğru mu? Ben bu açıdan bakıyorum. İnşallah bu tür olaylar tekrar yaşamayız. Bu eğitim öğretim yılında öğrenciler pek çok yeni kararla aslında eğitim öğretime başlamışlardı. Bunlardan biri de 9. sınıflarda sınıf tekrarının geri getirilmesiydi. 4 ve üzeri dersten başarısız olan öğrenciler sınıf tekrar yapacak. Son zamanlarda birçok haber çıktı. Bu sayının çok yüksek olabileceğine ilişkin iddialar var. Sizin elinizde bir veri var mıdır? Bu yıl kaç 9. sınıf öğrencisi sınıf tekrarına bırakıldı? Bir de buna ek olarak devamsızlık hakkını aşanlar için de yine benzer bir karar alınmış. 12. sınıf öğrencilerine bile bir devamsızlık affı tanımayacağını siz defalarca söylemiştiniz. Bu kapsamda bu yıl üniversite sınavına giren ancak devamsızlıktan ötürü sınıfı tekrar yapmak zorunda bırakılacak bir 12. sınıf öğrencisi var mı? Varsa sayısı ne kadar? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi sınıf tekrarı ile ilgili şu an okullarımızdaki henüz bu anlamdaki işlemler tamamlanmadı. Yani KANE sürecinin tamamlanmış olması okullarımızda bu anlamdaki telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Genel olarak baktığımızda da çok marjinal bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Yani bayram sonrası yapılacak işlemlerle beraber gayet yönetilebilir bir süreç göreceğiz. Biz bunları niye yaptık? Sınıf tekrarını şimdi kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın bizden bakın biz geçtiğimiz Haziran ayından beri her ay resmi olarak ilan ettiğimiz bir takvim çerçevesinde öğretmenler odası buluşmaları yaptık. Türkiye'nin her tarafından öğretmen arkadaşlarımızın katıldığı toplantılar yaptık. Onun dışında her ay minimum 15-20 okulda öğretmen arkadaşlarla sohbet ettik. Bütün bu attığımız adımlar öğretmen arkadaşlarımızın bizlerden
eğitim-öğretim sürecinin daha ciddi bir şekilde yürümesi, öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığının daha sağlıklı bir şekilde alınabilmesi, öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarının korunması açısından alınması gereken tedbirlerdir. Öğrenciler açısından da öğrenci başarısının artırılması için aldığımız tedbirlerdir. Sizin sorunuza gelince 9. sınıflar açısından da yönetilemeyecek bir süreç yok. Medyada speküle edildiği gibi önümüzdeki yıl 9. sınıflar üzerinden yürütülen yani çok ciddi sayıda sınıf tekrarı olacağı için önümüzdeki yıl 9. sınıflara kayıtlarda sıkıntı yaşanacak şey doğru değil. Bunun hesabını zaten yapıyoruz. Ama net rakamları da bayram sonrası okullarımızdaki diğer işlemler tamamlandıktan sonra göreceğiz. Diğer konu devamla ilgili aldığımız karar. Onu da biz çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın özellikle 12. sınıflar açısından söyleyeyim. Çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız ve bizim öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız devamsızlık yapıp merdiven altı kurslarda, kaçak eğitim veren kurslarda ya da çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında sınava hazırlık kursları almasını arzu etmiyoruz. Çocuklarımızın okullarda zaman geçirmesini istiyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte bu süreci yürütmesini istiyoruz. Bunun için de daha önce defaten söyledik. ÖSYM ile çok sağlıklı bir süreç yürütüyoruz. ÖSYM hem soru hazırlama havuzunun içerisinde yarıya yakını öğretmen arkadaşlarımızdan, yani bizim Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen arkadaşlarımızdan soru hazırlama havuzunu oluşturdu. Yani oradaki soru hazırlayan kişilerin yarısı yıllarca okullarımıza ders veren öğretmenlerimiz. Ve aynı şekilde ÖSYM başkanımızla da konuştuk. Sınav esnasında, yani üniversite sınavı için çıkan soruların tamamı bizim kazanımlarımız ve yani müfredatımız ve kitaplarımız odaklı. Hal böyle olunca çocuklarımızın dışarıda değil okulda bu süreci tamamlamalarını arzu ediyorduk. Bunu sağlamak için de başka tedbirler almıştık. Devamla ilgili aldığımız kararın önemli bir gerekçesi de buydu. Biz bu anlamda doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz ve devamsızlıkla ilgili de daha önce de söylemiştim. Herhangi bir af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Çocuklarımız inşallah bu düzene alışacaklar ve bundan sonra daha fazla okulda vakit geçirecekler. Evet. Efendim, bu açık liseye geçiş konusu vardı. Siz bu konuda tedbir alınacağını da söylemiştiniz. Doğru. Yani şöyle bir algı var öğrenciler üzerinde. İşte daha rahat ders çalışacaklarına inanıyorlar. Yakın çevremde ben de yaşadım açıkçası bunu. İşte okul, hem okul olacak hem dershane olacak. O yüzden açık lise bizi daha kolaylaştıracak gibi bir algı var çocukların üzerinde. Bu noktada bu algıyı değiştirmek için bir çalışma olur mu bu sene ve alınan sonuçlar nedir? Bir sonuç çıktı mı? Evet. Şimdi Milli Eğitim Temel Kanunu örgün öğretim esas kabul ediyor. Yani bizim asli işimiz çocuklarımızın örgün öğretime devam etmesini sağlamak. Açık öğretim aslında örgün öğretim